Kendinize hoş geldin diyoruz Sayın Bakanımıza. Metin abi, Metin abi biraz geniş çalışalım. Şöyle misafirimiz efendim, arka tarafta bulunan misafirimizi, orta bölüm Atatürk, Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar adına sizleri bir dakikalık Asırlardır Anadolu'nun dergahlarında ilim ve ahlak vardır. Bu dergahlardan yetişenlerin elinden, dilinden, gönlünden kötülük sadır olmaz. Hacı Bektaş-ı Veli ve talebeleri bu topraklarda ilim, irfan davasından, kardeş olma, birlik olma davasından başka bir dava gütmemiştir. Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli gibi manevi dinamiklerimiz, gönül sultanlarımız hizmetleri ve eserleriyle insanımızı hakkı, hakikati, doğruyu göstermekten başka bir gayret içine girmemişlerdir. Hazreti Peygamber'in öpüp koklamaya doyamadığı, üzerlerine titrediği, bizlere birer kutup yıldızı, birer örnek şahsiyet olarak emanet ettiği Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Hazreti Hüseyin ne acıdır ki 72 ehli beytiyle birlikte katledilmişlerdi. Biz onları gönülden seviyoruz. Onlara zulmedenleri Rabbimize havale ediyoruz. Kerbela'nın acısını her daim yüreğimizde hissediyoruz. Şu nokta çok önemli sevgili canlar. Hazreti Hüseyin de Hazreti Hasan da ve Ehl-i Beyti de hayatları boyunca asla tefrikanın tarafında olmadılar. Müslümanların arasında tefrika çıkarmaya çalışanlara rağmen onlar vahdetten, birlikten, kardeşlikten asla taviz vermediler. Bize düşen de bu nebevi tavrı devam ettirmek, bu nebevi çizgide dosdoğru yürümektir. Sinemizi yaralayan ortak acılarımızdan ayrılık, gayrılık çıkarmak isteyenlere asla fırsat vermeden kardeşliğimizi, uhuvvetimizi, birliğimizi daha da pekiştirmektir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır ikazına tam manada önem vererek, sadece söyleyip geçerek değil, tam anlamıyla içselleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Kısa süre içerisinde yaraları saracağız ve bu şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Birinci önceliğimiz hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin her fırsatta, her toplantılarda ilk gündem maddesi deprem bölgesindeki vilayetlerimizde yapılan çalışmalar. Bu anlamda da hızlı bir şekilde yara sarma, şehirleri yeniden inşa etme mücadelemiz devam ediyor. Bunun içerisinde elbette ki Elazığ'ımız da var. Elazığ'ımızda biliyorsunuz 2020'de de bir deprem afetiyle karşı karşıya kalmıştık. O depremden sonrasında da alınan tedbirler var. İnşallah Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Milletvekillerimizle beraber bu depremde de hasar gören yerlerin yeniden onarımı ile ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Tabii ki Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde kalkındırmak için enerjide bağımsız, savunma sanayinde bağımsız, güçlü bir Türkiye'yi, Türkiye yüzyılını inşa etmek için mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyor. Elbette ki demokrasiden taviz vermeyeceğiz. Temel hak ve özgürlükleri bugüne kadar genişlettik, genişletmeye devam edeceğiz. Sayın Milletvekilimizin de biraz önce bahsettiği gibi inanç özgürlüğü anlamında çok önemli mesafeler aldık. Bugün burada özellikle inancımızı serbestçe dile getirebiliyorsak ve inancımızı serbestçe yaşayabiliyorsak aldığımız bu mesafe sayesindedir. İnsan hak ve özgürlüklerinin önünde engel koymak isteyenlere her zaman fırsat vermeyeceğiz. Bugüne kadar fırsat vermediğimiz gibi. Özellikle yasal düzenlemeler noktasında 27. yasama döneminde Alevi Bektaşi Cevemi Başkanlığı
kurularak Kültür Bakanlığı bünyesinde bu anlamda da önemli adımlar atıldığını, önemli ilerlemeler sağlandığını hep birlikte görüyoruz. Elbette ki yeterli görülmeyebilir ama bunlar önemli ilerlemelerdir. Bunların devamı gelmelidir. Bunun için de mücadelemize elbette ki devam edeceğiz. Yine mecliste yasalaştırdığımız özellikle cem evlerinin giderleri noktasında valiliklere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Bu anlamda gerek onarım faaliyetleri, gerek elektrik giderleri, bu giderlerin karşılanması noktasında da özel idarelerimiz ve Kültür Bakanlığımız elinden geleni gerçekleştirmeye çalışıyor. İmar planlarında cem evlerinin gösterilmesiyle ilgili olarak da yine mecliste yasal düzenlemeler gerçekleştirmiştik. Bu anlamda bundan sonraki taleplere de elbette ki duyarsız kalmayacağız. Bundan sonra yapılması gereken ne varsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız.